Evet hepinize merhaba doktor lüks ailesi ben doktor kemal aslan bugün size bir karaciğer testi olan GGT'yi anlatacağım bu testte çok sık istenir GGT yüksekliği niye olur bu yüksekse bunu nasıl düşürebilirim gibi sorularınızı bu videoda size e, kısaca anlatacağım özetleyeceğim önce GGT nedir onu söyleyelim arkadaşlar GGT gamma glutamil transferaz adlı bir enzim aslında bu aslında karaciğer fonksiyon testlerinden biri sayılsa da sadece karaciğerde olan bir enzim değil. Aynı zamanda işte safra kesesi, karaciğerin altında, onun dışında bir miktar dallakta, böbrekte ve pankreas dokusunda da var. Onun için bu organların her türlü hastalığında arkadaşlar GGT yükselir. Peki GGT yüksekliği ne anlama gelir arkadaşlar? Hangi hastalıklarda artar? Bunlardan bahsedelim. Bunlardan birincisi tabii en fazla nerede var? Karaciğerde var. Hatta karaciğerde arkadaşlar karaciğer hasarının en hassas göstergesidir bu enzim. GGT enzimi. Dolayısıyla karaciğerin bütün hastalıklarını da artar. İşte bunlar nedir? Sirozdur. Karaciğer yağlanmasıdır. İlaçlara bağlı karaciğer hasarı. işte geçirdiğiniz enfeksiyonlara bağlı karaciğer hasarı. Toksinlere bağlı karaciğer hasarı. Onun dışında hepatit A, B, C gibi hepatit virüsleri. Ee, karaciğer kanseri. Yani karaciğerin her türlü hastalığında GGT artar arkadaşlar. Onun dışında alkol kullanımına çok spesifiktir. Bu enzim yani alkol kullanırsanız karaciğer hastanız olmasa bile GGT seviyeniz yükselecektir. Yine nerede var demiştik? Safra'da. Onun için safra kesesinin her türlü hastalığında işte kolesistittir, taştır, GGT'niz yükselir. Onun dışında böbrekte vardır. Böbrek hastalıklarında artar. Pankreasta var demiştim. Pankreasın hastalıkları özellikle neden artar? diyabet Çünkü diabette pankreas yeterince insülin üretemez. GGT kana geçer. GGT yükselebilir. Onun için de arkadaşlar kalp yetmezliğinde kalp hastalıklarında yine GGT yükselebilir. Kullandığınız bir takım ilaçları söylemiştim. E, Fenotiazin, barbiturat gibi ilaç kullanımlarında da GGT yükselebilir. Ve çok sigara içiyorsanız arkadaşlar sigara da bir miktar GGT yüksekliği yapar. Demek ki neymiş? Başta karaciğer hastalıklarında GGT artarmış, alkol kullanımında artarmış. Onun dışında safra, böbrek hastalığı, diyabet, kalp yetmezliği, e, kolesistit e, ve dalak hastalıklarında da bir takım GGT yükselirmiş. Peki, GGT yüksekliğin önemini arkadaşlar, bir kere yüksekse bu gibi saydığım hastalıklar ve e, alkol kullanımı, Sizde mevcut demektir ya da e, bol aşırı sigara içiyorsunuz demektir. Onun için doktorunuz bunu araştıracaktır. Bir de GGT'nin şöyle bir özelliği var. GGT oksidatif stresi gösterir arkadaşlar. Yani GGT çok yüksek yüksekse bu ileride vücutta şeker hastalığı, kalp hastalığı, metabolik sendrom gibi hastalıkların riskinin yüksek olduğu anlamına gelir. Onun için... E, GGT testinin tabii yüksek olması istenmez. Bunun normal sınırları e, laboratuvardan laboratuvara değişir arkadaşlar. Ortalama e, 40-48 e, üst sınırını geçmemesi lazım. Peki GGT e, yükseldi. GGT yüksekliği nasıl düşürülür? Şimdi doktorunuz bu testi istediği zaman zaten siz de işte saydığım hastalıklardan birinden şüphe etmiş demektir. Siz ne yapacaksınız? Bir kere sigara içiyorsanız sigarayı kes, kes, kesiyorsunuz. Sigara içmiyorsunuz. Onun dışında Alkol varsa zaten alkolü kesiyorsunuz. Bol bol egzersiz yapıyorsunuz. Karaciğeri koruyan yeşil yapraklı sebzeleri tüketiyorsunuz arkadaşlar. Bol bol karaciğerinizi koruyorsunuz. Fazla kilonuz varsa da veriyorsunuz. Onun dışında doktorunuzun verdiği tedavi varsa zaten onu uygulayacaksınız. Burada bir iki size sır vereyim arkadaşlar. Mesela GGT ile ALP birlikteyseniz o da bir enzim. Her ikisi birden yüksekse bu genelde arkadaşlar karaciğer ve safra yolu hastalığını gösterir. Mesela doktorunuz ALP ve GGT istedi. ALP seviyeniz yüksek ama GGT normal diyelim. Bu durumda genelde karaciğerde bir sıkıntı yok. Genelde kemik kaynaklı bir sorun var. Demektir bu da size bir dipnot olsun. GGT yüksekliği niye olur öğrendik. Nasıl düşürülür? İşte da söyledik. Ee, karaciğerinizi koruyacaksınız gereksiz ilaç almayacaksınız. Toksinlerden uzak duracaksınız. Fazla kilolu iseniz vereceksiniz arkadaşlar. Onun dışında e, bol bol yeşil e, yapraklı sebze işte maroldur, maydanozdur, brokoli de tüketeceksiniz. Enginar'dır. Sizin yapacağınız bunlar bir hastalığınız varsa zaten işte karaciğer ultrasonu da vesaire diğer testlerde bu çıkar. Doktorunuz gereksiz tedavi verir. Evet arkadaşlar GGT testi de böyle bunda kabaca öğrenmiş oldunuz. Bir sonraki videoda yine karaciğer testlerinden biri olan ALP'yi anlatacağım. Bununla ve diğer testlerle ilgili sorularınızı yine videonun altından bana sorabilirsiniz. Evet bu videomuz da burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.